Konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fadime Sertçelik bizimle birlikte. Efendim günaydın. Çok geçmiş olsun hepimize. Başımız sağ olsun. Hocam biz günlerdir niye bunlar başımıza geldi anlamaya çalışıyoruz. Sizin gibi kıymetli hocalarımıza soruyoruz. Nerede hata yaptık? Elbette iki büyük depremle sarsıldık. 7.7 ve 7.6. 9 saatin içinde iki büyük deprem sarstı bizi. Fakat hazırlıksız mıydık? Ya öyle olduğumuz ortada. Çünkü bakıyoruz işte bazı şehirler, kent merkezleri yerle bir olmuş. Fakat aynı zemin yapısında ayakta kalmış, sapasağlam, hiçbir şey olmamış, camı dahi kırılmamış yerler de var. Hocam biz nerede hata yapıyoruz? Biz niye bu haldeyiz? Evet, yaşadığımız olayın çok olağan dışı olduğunu biz depremin ilk saatlerinden beri bilimsel olarak açıklamaya çalışıyoruz. Emin olun bilimsel olarak tam açıklayamıyoruz. Çünkü gerçekten modellere uymuyor. Yaptığımız, sonrasında aldığımız verileri modellediğimizde bir türlü oturtturamıyoruz. Tek kırık mı, çoklu kırık mı, kaç kırıklı? Yani hani iki deprem diyoruz ama aslında o depremlerin içerisinde de kayıtlar birbirlerine o kadar girmiş vaziyette ki kendi içerisinde de depremler olmuş. Yani o hani bir dakika sürdü ilk deprem ama bakıyoruz onun içerisinde dörde yakın deprem var. Yani milisaniyeler arasında fay kırılırken bile farklı şekillerde kırılmış. Yani onun üzerine 9. saat tekrar yine o da çoklu kırık. Yani bizim sismologlar olarak deprem sonrası dünyadaki bütün verileri topluyoruz. Ondan sonra modelliyoruz. Nasıl bir kırıkla biz karşı karşıya kaldık ki onun sonucundaki sonuçlarını yorumlamaya çalışıyoruz. Gerçekten oradayız daha. Yani o nedenle araziye birçok hocamız çıktı. Arazideki görüntülerine bakıyoruz bunların. Bizim elimizdeki verilerle onları analiz etmeye çalışıyoruz. Ve yani deprem olur, bir tane veriniz olur. O veriyi alırsınız, çözümlersiniz. Ama o veriyi aldığımızda o kadar yüklü bir veri ki içerisinde bir sürü kırılmalar var. Bir taneyi alıp seçip de analiz de edemiyoruz. Yani bunu sizin de söylediğiniz gibi yani yaşadığımız olay gerçekten çok sıra dışı bir olay. Sonrasına geldiğimizde yani hepsini binalarımıza, hepsini hazırlıklara evet oralarda da çok büyük şeylerimiz var ama hani temeline baktığımızda bunlara neden olan olaya baktığımızda oradan başlayacağız ve sonucuna kadar gidelim isterseniz. Evet deprem çok büyüktü. Evet sıra dışı depremde arka arkaya iki tane deprem oldu. Zemin kötü zeminlere binalar yapılmıştı. Zeminlere uygun binalar yapılmamıştı. Bakın her zeminde bina yapabilirsiniz. Görüyoruz yani okyanusa ya da denizlere ada yapıp yerleşimi açan ülkeler var. Altı su bunların ama üzerine sağlam binalar yaparaktan, o zemine uygun binalar yaparaktan orayı yaşama açıyorlar. Şu anda görüntülerde olan illerde az önce siz de söylediniz ikiz binalardan biri vurulup ondan sonra inmiş. Yani o haberi yapan muhabir arkadaş bunu anlatırken benim aklımdan şunlar geçti. Deprem olduğunda bir sürü çeşit çeşit dalgalar ortaya çıkar. Onlardan birisi de böyle geçtiği ortamı vurarak hareket ettirir. Yani diyorum ki burada aslında şu dalga geldi. Hani o anlatım sırasında bu şekilde de yorumluyoruz. Yani binalarımız kötü ama binalara gelen yük de çok fazlaydı. Bunun dışında neyimiz var? İşte günlerdir söylüyoruz. Öyle satış yapılmış, böyle satış yapılmış. Yeni mahalle deniliyor. Yeni mahalle demek ne demek? Mühendislik hizmeti almış, son yapı yönetmeliğine göre inşa edilmiş bina demektir. Bunu anlamamız lazım. İnsanlar buna zaten para veriyorlar. Daha rahat, daha ferah yaşamanın yanında daha güvenli binalarda yaşayacağız. Hocam çoğu diye. Binalara reklam kampanyalarında radye temel işte şu kadar büyüklükte depreme dayanır, bu kadar büyüklükte depreme dayanır diye reklam kampanyalarıyla satılmış. Milyonlarca liraya satılmış ama bir görüyoruz zeminden kopmuş bina arkaya doğru bütün halinde yatmış. İşte o çok tartışılan, çok konuşulan bir Rönesans rezidans var. Siz de izlediniz
mutlaka o görüntüyü. Evet. Şimdi radyo temel dediğiniz şey Esra Hanım şu. Bizim Kocaeli'de de yaşadık biz bu depremi ve Yahya Kaptan diye bir yer semtimiz var burada. Orada da radyal temelde gerçekten zamanında sulak olan bir araziye sonrasında emlak konut o zaman binalar yaptı. Uzun sürede boş kaldı oralar. Çünkü dediler ki ya zemin çok kötü, binalar yüksek. O zaman bina da bu kadar şey değil. Radyal temelliydi ve ben de orada oturuyordum. Gerçekten depremi yaşadığımda dedim ki herhalde biz buradan çıkamayız ama bir binaya da çatlak oluşmadı. Çünkü radyal temelliydi. Yani tamam temeli yapıyorsunuz ama sadece adında kalan bir radyallik varsa işte bu görüntülerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Vatandaş bilemez. Yani kimse inşaat mühendisi değil, kimse böyle depremleri sık sık yaşayan bir vatandaş değil. Sonuçta yazılana güvenerekten binasını alıyor. Ama sonuç böyle. Yani o kadar üzüntülüyüz, o kadar üzüntülüyüz ki yani sizler de hepimiz az önce muhabir arkadaş nasılsınız deyince ne diyeyim dedim ya, sormaya da çekindiğimiz, cevap vermeye de çekindiğimiz günlerden geçiyoruz. Hocam, yani... hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu temellerden bahsediyoruz da bir arkadaşımız, biz Esra'yla da tekrar tekrar söylüyoruz da burada binalar yıkılmamış. Bazı binalar oldukları yere yığılmışlar bir toz toprak halinde. Yani ne demir var ne beton var. Hani temeli yapmışız ama üstünü de yani hangi neresinden tutsak elimizde kalan bir yapı stoğundan söz ediyoruz. Bütün binalar toz toprak içerisinde. Hiç demir yok, bir şey yok. Yani hani dediğiniz gibi biz vatandaş olarak bir ev alıyoruz. İşte satıyorlar çok havalı rezidanslar. İşte şu depreme dayanır, bu depreme dayanır. Bakıyoruz bizim inandığımız mühendisler, işte mimarlar, denetçiler imzalamışlar. Yapı her şeye uygun gözüküyor. Hali ortada. Ne yapacağız? Kime hesap soracağız burada? Yani kime hesap, herkes suçlu burada. Ne diyeyim Kadir Bey? Yani yapan müteahhitinden zemin etüdünde imza atan yer bilimcisinden üstüne inşaatı yaparken yapı denetimden mutlaka geçmiştir. Onlara imza atan mühendisinden betonunu yapan betoncudan yani belediyesinden denetleyen belediyesinden herkesten hesap sorulması gerekiyor. Yani orası hukuki boyutu. İnşaat boyutuna baktığımızda evet binalar yapılırken şimdi bazı binalar tamamen çökmüş. Ben inşaat mühendisi değilim ama yani artık o kadar çok görüntüleri görüyoruz ki bazı bina şimdi böyle bir depremde hafif hasar alabilir, orta hasar alabilir, ağır hasar da alabilir. Bunların hepsini kabul edebiliriz ama yıkılmamalı. Yani buradaki binalar çok yıkık var. Ama ayakta kalanları da eminim birçoğu da kullanılmaz durumda. Ama o binalar görevlerini yerine getirmişler. İçerisinden insanların dışarı çıkmasını bir şekilde sağlamışlar. Ama diğerlerine bakıyoruz. Hem yapım hatası var, sonrasında kullanım hatamız da var. Bakın bazı yerlerde işte altta kolonların, kirişlerin kesildiği söyleniyor. Yani hani kim suçlu? Aslına baktığımızda hepimiz suçluyuz. Yani o alt kata galeri yapılacak, market yapılacak, ana cadde üzerinde daha fazla kiraya vereceğim diye müdahale edilmiş. Üst katlarda biz oturuyoruz, işte mutfakla balkonu birleştiriyoruz, salonu yandaki odayla birleştiriyoruz, daha ferah alanları oluşturmak adına binanın statiğini bozuyoruz. Aslında yaptığımız bütün binaya hasar vermek, onun hesaplarını bozmak yani neresinden tutalım? Hocam, neresinden hocam yani? Size özellikle Hatay'ı da sormak istiyorum. Şimdi merkez üssü Kahramanmaraş'ta hem Pazarcık hem Elbistan'daydı. Fakat en çok hasar özellikle Hatay'da gördük en çok hasarı. Yani evet bu depremlerin hem yüzeye yakın olması hem ivmesinin fazla olması evet yıkıcılığını arttırdık. Bunları biliyoruz fakat Hatay'ı biraz konuşmak istiyorum özellikle zemin yapısıyla mı alakalı. Şimdi arkadaşlarım görüntüleri ekrana getiriyorlar. Biraz önceki kare daha da çarpıcıydı. Asi Nehri'nin hemen iki tarafında da sağlı sollu bütün binalar yıkılmış hocam. Neredeyse sağlam hiçbir bina yok. Şimdi bir zemin yapısının zaten diğer şehirlere göre daha depreme dayanıksız olduğu ortada sanıyorum Hatay'ın. Bir de bir nehrin etrafına bina yapılması doğru bir şey mi?
Şimdi Hatay bölgesine yaklaşık 2 sene oldu. Biz verilerle yorumladık ve bir uluslararası dergide de bu yayınımız çıktı Esra Hanım. Şimdi Hatay çok ilginç yapıya sahip. Yani şehrin bir kısmı Amanoslardan dolayı çok sert temel kayaların olduğu bölgeleri içeriyor. Bir de sizin söylediğiniz gibi nehrin akıp gittiği karşılıklı her iki tarafının nehirin taşıdığı malzemelerle dolması sonucunda oluşmuş bir alan var. Şimdi biz tutmuşuz o alanı yerleşim yeri olarak seçmişiz. Eski yapılar eskiden, çok eskiden büyüklerin veya orada ilk yerleşim yapan kişiler dağlara, dağ eteklerine evleri yaparken sonrasında biz şehirleşmeyi bu nehir kenarında yapmışız maalesef. Şimdi nehir kenarında yaptık. Nehrin taşıdığı malzemelerin doldurduğu zemine yaptık. Üzerine çok katlı bina yaptık. Üzerine bu tür zeminlere yapılmaması gereken planları uyguladık. Sonuç bu. Biz bunu uyardık da, yani gerçekten yaptığımız yayında dedi ki çok kötü buranın zemini. Yani burası bir deprem bölgesi. Fayda içinden geçiyor. Çünkü fayda Sayın Esra Hanım dağlardan geçmez. Ovalardan geçer. Çünkü orayı çok rahat kırar. Enerji çok rahat oradan dışarıya çıkar. Gördüğünüzde işte Geyve Ovası, Pamukova Ovası diyoruz. Hep buralardan geçiyor. Veya İzmit Körfezi'nden geçti 99 depremi. Kırı. Dağ, hemen yanında Samanlı Dağları var. Orada hiçbir şey olmadı. Sadece küçük heyelanlar oluştu. Biz de millet olarak ne yapıyoruz? Kolay ulaşım, engebesiz olsun, suyu bol olsun, işte nehre yakın olsun, manzaram iyi olsun diye tutuyoruz oralara şehirleri kuruyoruz. Yani durum ortada. Biz özellikle gidiyoruz oraya, olmayacak şeyleri yapıyoruz. Sonrasında da böyle, bu durumlarla karşılaşıyoruz. Yapacak bir şey, yani ne diyebiliriz? Yani keşke ortak bir suçlu bulsak da desek ki biz bu suçluyu artık içimizde istemiyoruz. Ama dediğiniz gibi hepimiz... hocam, o zincirde, o sorumluluk zincirinde herkes var, hepimiz var. İşte denetimini yapmayan da var, zemin etüdünü yapmayan da var, imza atan mühendisi de var, mimarı da var. Yapı denetimini yapan herkes, ama herkes, o izinleri verenler var, o ruhsatları verenler var. O zincir çok geniş. Evet, maalesef. Göz göre göre gelen bir felaket, bağıra bağıra bilim insanlarının yıllardır söylediği bir felaket ve enkazın etrafında durmuş, şimdi ağlıyoruz. Yani kimse kimseyi dinlememiş, yerel yönetimler dinlememiş, kimse kimseyi dinlememiş. Şimdi enkazın etrafında durmuşuz, işte bekliyoruz bir umut. Yani ne diyelim artık? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Düzce'den sonra, pardon Esra Hanım, Düzce depreminden sonra yayına bağlanmıştım. Yani o yayın sırasında ben işte Marmara'ya hep sorulurken, ya Doğu Anadolu'muz var, bakın orada da çok büyük depremler olacak diye konuştum, üzerinde çok durmuştum. Sonra bu depremden bir yarım saat sonra bir arkadaş bana yazdı, hocam haklıymışsınız diye. Dedim keşke haklı olmasaydım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Keşke öyle olsaydı. Çok sağ olun. Keşke bilimin peşinden gitsek de, siz değerli kıymetli hocalarımızın uyarılarını dinlesek de bu facialarla karşılaşmasak. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun.